Tarih yazmaya hazır mısınız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Cengiz Ünder'i alıyoruz. Evet arkadaşlar, ben Koray ve bugün dediğim gibi sizlerle birlikte Cengiz Ünder'i alıyoruz. Ve arkadaşlar hemen videoya başlamadan önce zaten maçları falan da baştan sona izleyeceğinizi biliyorum. Ben sizin için montajını da yapacağım arkadaşlar. İki tane maç oynayıp her videoda zaten yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoda sizlerden arkadaşlar yani bomba ötesi like patlamaları bekliyorum. Bu videoda sizlerden arkadaşlar tam 5000 beğeni bekliyorum. 5. bölüme ve Cengiz Ünder'e özel herkes tam ekranı kapatıp videoya like atmayı unutmasın. Ve yeniyseniz de arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Artık abone olmayı bilmeyen herhalde yoktur. O tam ekranı kapatıp abone ol butonuna basın arkadaşlar. Unutuyorsunuz söylemediğim zaman, o yüzden abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi milli gücü, kadromuzu görüyorsunuz arkadaşlar. En son bu durumdaydı. Geçen videoda Çalhanoğlu rüzgarı esmişti. Ondan önceki videoda Cenk Tosun rüzgarı esmişti. Ve bu videoda arkadaşlar kimin rüzgarı esecek? Tabii ki Cengiz Ünder'in rüzgarı esecek. Abi geçen videodaki gibi yani Çalhanoğlu'nun estiği, Hasan Ali'yi transfer ettiğimiz videodaki gibi sizlerden bomba bomba hareketler bekliyorum. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte hızlıca buradaki oyuncularımızı alacağız. Çok hızlı bir şekilde alacağım. Ve sonrasında arkadaşlar sizlerle birlikte Cengiz Ünder'imizi sonunda alacağız ve çok istiyordunuz. Gerçekten aşırı istiyordunuz. Yorumlarınız şu anda ekranda çıkıyordur zaten. Yani arkadaşlar ben siz bu kadar isteyince dediğim gibi dayanamadım, gaza geldim. Bu kadar like attınız, yorumları beğenmişsiniz. Ve bir sonraki bölümde kimi istediğinizi de yorumlara yazacaksınız bu arada. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar, unutmayın onu. Yani kadronun son haline kadar görün. Sonrasında maçı açacağım zaten. Sıkılmadan izleyin arkadaşlar bu videoyu baştan sona. Ben sizin için zaten güzel bir şekilde montajlamaya çalışacağım. Delf, Milankovic falan gerçekten abi... Harika para eden, boş boş para eden oyuncular da vardı. Mesela şu Alexander Arnold 105 bin coins, yani gerçekten 78'lik bedavaya çıkan bir adam. O fiyat etmesi gerçekten beni çok mutlu etmişti arkadaşlar. Ve yaklaşık 18 milyon coins'e kadar da çıktık yani, gerçekten güzel. Hatta 19'a kadar çıkacaktık neredeyse, gerçekten güzel oldu arkadaşlar bu bizim için. Ve şimdi arkadaşlar göz at kısmından buraya Cenk yazıyorum. Tabii ki Cenk yazacağım abi, yazmazsam olur mu? Cenk. Şimdi buraya tabii ki de arkadaşlar 93 yazıyoruz, aramaya basıyoruz ve sizlerle birlikte arkadaşlar 15.946.000 coins'i 93 yani Cengiz Ünder'i 3, 2, 1 aldım arkadaşlar. 93 yani Cengiz Ünder artık takımımızda ve tekrardan 2 milyon coins'im kaldı. Gerçekten çok ilginç bir durum ama süper oldu, süper. Merak etmeyin abi, ben çok mutluyum şu anda. Cengiz Ünder'imle birlikte ve takıma kozuyorum. Hazır mıyız? Tekrardan 3, 2, 1, bom! Abi böyle bir şey yok. 95'lik Sterling'le karşılaştıracağım bu arada. Bak bitiricilik, uzaktan şut, şut gücü, voley, orta açma falan hepsinde Cengiz Ünder üstün. Kısa pas ve görüş önemli değil zaten. Uzun pas önemli ama çok da sıkıntı değil. Cengiz Ünder 109 hızlanmayla zaten bizim işimizi yeterince görecek arkadaşlar. Hızlanmaya da gerek yok. Falso'ya bak, 89 abi. Denge falan da çok iyi. Abi özellikleri gerçekten efsane. 82 gen 24 kimyamız oldu. Ve Cengiz Ünder takımımıza katıldı arkadaşlar söylediğim gibi. Ve şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar baştan sona izleyin. 2 tane maç oynayacağız. İlk olarak arkadaşlar gol krallığın şu anda son durumu ekranda. Tabi videonun sonunda Cengiz Ünder'in uçmuş halinde göreceksiniz. Baştan sona izlerseniz hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Evet şu anda gol krallığını ekrandan alabiliriz. Evet alalım gol krallığını. Evet tamam. Şimdi mücadele kısmına geliyoruz. Ve buradan arkadaşlar oynaya basıyoruz. Hadi bakalım o zaman ilk maçımız başlasın. Bakalım Cengiz Ünder neler yapacak. Cengiz Ünder. Cengiz abi başladık maça. Yani farkını adam nasıl ortaya koyuyor ya. Abi herkes bekliyor ya. Falsosuna bir bakalım abi. Abi daha çok doldurmam gerekiyor tabii. Ya ben şey oyunculara alıştım arkadaşlar. Mario Rui gibi 80'lik oyunculara dışarıdan vurmaya alıştım. O yüzden falsosu çok yüksek olsa bile ben tam alışmadan oyuncuya kullanamıyorum. Mesela Sterling'e yeni yeni alışıyorum diyebiliriz. Rakip çok iyi geldi bu arada. Abi gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Öz Yıldırım. Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. Evet Erdoğan. Çok güzel. Özkan şimdi. Yandaş. Cenk Tosun. Abi ileri hat süper olmadı mı ya? Cengiz Ünder. Solda Hasan, Hakan Çalhanoğlu. Sağda Cengiz Ünder. Muazzam muazzam. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder içeri sokuldu. Dışarıdan bir abi ya. Süper ya. Süper abi süper. Cengiz Ünder ile 1-0 öne geçiyoruz. Abi falsoya bakın. Gerçekten harika ya. Abi adamı da insan bir benzetir. En azından bir uğraşsaydınız ya benzetmeyi değil mi? Ama çok güzel gol. Gerçekten helal olsun ya. Gerçekten helal olsun. Abi 1-0 öndeyiz. Haydi bakalım. Çok güzel başladık. Şöyle Cenk Tosun'a bir orta. Cenk Tosun. Ulan Cengiz.
Cengiz Ünder. Abi ben atarım da. Ben geçen videoda biliyorsunuz zorlanıyorduk ama artık Cengiz Ünder'imiz var. Yani artık maçlar çok da heyecanlı olmayabilir. Tabii abi geride başladığımız maçlarda oluyor biliyorsunuz. Onlar tabii heyecanlı olacak. Geçmedi. Bu sefer de geçmesin. Yani abi top da kapıyor bu adam. He. Sadece forvet değil bu adam. Stopere de koysan oynar demek ki. Cengiz Ünder bir daha asist gelir mi? Yok abi birazcık fazla üstüne gittim adamın. Birazcık daha bir çalım daha atıp pas atsaydım daha mantıklı olabilirdi arkadaşlar. Ozan Kabak'tan yine bir pres, yine bir müdahale ve harika bir pas abi. Normalde bunu alıyorlar ama iyi pas atamıyorlardı. Neyse arkadaşlar ilk yarı 2-0 kazandık. Bakalım ikinci yarıda başımıza neler gelecek. Hep birlikte görelim abi izleyip de. Rakip geliyor. Bu sefer attılar ve çok güzel gol attılar. Maçlar ismini geçmeyecek dedim ama hala defansa takviye lazım. Yorumları arkadaşlar yine yazmayı unutmayın. En beğendiğiniz oyuncuları Cengiz Ünder'i biliyorsunuz. Yorumlarınızla ve videoları attığınız beğenilerle aldım. Diğer transferleri de aynı şekilde yapacağız. Cengiz Ünder şimdi. Cengiz Ünder bir daha dön. Vur abi. Ay bak bütün atakları Cengiz Ünder'le yapmaya çalışmıyorum. Yanlış anlamayın. Çok güzel bir gol geldi bu arada. Helal olsun. Ama Cengiz Ünder öyle bir adam ki abi. Top zaten onda kalıyor. Ve çok güzel de bölgesine atmaya devam edecek abi. Tabii Cenk Tosun'a çok yardımcı olacak arkadaşlar. Cengiz Ünder asist kralı da olur. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Özkan da çok top alıyor ha. Özkan'a helal olsun. Bunu isteyerek yapmıyorum abi. Ben bunun niye olduğunu size açıklayabilirim ama şu anda gol atmakla meşgulüm derken Cenk Tosun şimdi. Cenk Tosun. Paşamız bizim ya. Cenk Tosun gol orucunu, bir videoluk gol orucunu bozuyor abi ve 4-1 oldu. Yani 2-1 yaparsın Anderlecim ama yani milli güce karşı da gelmek bu kadar da kolay değil abicim. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma yani. Milli güce o kadar kolay karşı gelinmez. Abi. Vay delikanlı gönlüm vay. Sen bu abi gerçekten çocuğu yiyip duruyoruz. Ama tıpkı Cengiz'in derisi var. Abi bak adam hileli gibi bir şey ya. Gerçekten hileli gibi bir şey değil mi abi? Teke tek moduna mı başlasak? Teke tek modu mu başlasa abi ya? Gerçekten çok iyi çünkü. Yorumlara yazın bakayım abi. Teke tek modunda oynamaya başlayalım mı artık? Yazın yorumlara bakalım ne isteyeceksiniz. Belki bir mücadele bir teke tek yaparız falan filan. Değişik şeyler yapabiliriz güzel olur. Öz Yıldırım'dan pas Hakan Çalhanoğlu. İndir topu Cenk. Cenk şimdi. Cenk şöyle bir pas gelebilir mi senden? Cenk harika bir pas mısın sen? Cenk sen harika bir detay mısın derken Cengiz yetişemedi. İlk defa Cengiz'in yetişemediği bir top görüyoruz. Olsun abi bir kere de yetişemesin. Adam her şeye yetişmek zorunda değil. Pas şimdi yukarıya Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Döndü bir şut. Hakan Çalhanoğlu. Oha 6 olmuş. Wow. Let's go. İşte bu. İşte bu. Hakan'dan da bir gol geldi. Cenk bir tane, Hakan bir tane ve Cengiz 4 tane attı. Muazzam gidiyor takım ya. Hakan. Dönecek mi dönemedi? Bornau. Bu sefer Özkan alamadı. Amuzu ve maç burada biter. 6-2 kazanıyoruz arkadaşlar maçı. Hadi arkadaşlar o zaman hemen bir sonraki maça geçelim. Arkadaşlar bu maçta 45. dakikadan başlıyoruz ve 1-0 geriden başlıyoruz ve rakip bir rating daha üstün. Bakalım başımıza neler gelecek. Umarım aşırı derecede zorlanmayız. Hadi o zaman başlayalım. Cengiz Ünder her zamanki gibi topu aldı. Cengiz Ünder ilerliyor. Cengiz döndü. Cengiz döndü bir daha. Cengiz bir daha döndü. Cengiz bir de gol attı. Ve maçı direkt 1-1 yaptı. Yani bu maç demek ki Cengiz Ünder abi ikinci yarıda girdi. Çünkü ikinci yarıda girseydi hiç gol atamamız imkansız abi. Bir maçta Cengiz Ünder oynuyorsa o maçta o adamın gol atamama ihtimali yok ya. Süper. Cenk Tosun. Cengiz. Alamadı. Evet. Sıkıntı yok abi. Sagal. Özkan pas verecek Hakan'a. Hakan çok güzel bir koşu yolu yaptı. Kendisine ve ilerliyor. Hakan Çalhanoğlu. İçeriye bir orta. Cenk Tosun'dan muazzam bir şut. Ve 2-1 öne geçiyoruz arkadaşlar. Süper bir gol geldi. Gerçekten süper bir gol geldi. Bir tanesi Cengiz Ünder'in tek başına attığı gol. Bir tane de Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun işbirliğiyle gelen gol. Süper. Gerçekten harika ve 2-1 öndeyiz. Çok güzel oldu bu. Ovacıklı dönecek mi? Dönemedi. Dönseydim bir plase deneyecektim ya. Keşke dönebilseydim. Öz Yıldırım bir kaydedim. Wow. Abi Ozan Kabak da burada. Tamam Ozan Kabak'a güvenelim mi? Güvenmeyelim mi? Kalecimiz tamam. Şagal. Hasan Ali de müdahale yaptı bu arada. İlk defa güzel bir defansif müdahale. Bravo. Özkan şimdi. Özkan Hakan kaçacak mı? Kaçtı. Hakan'a bir pas. Hakan yine içeri doğru sokuluyor.
Bu sefer Cengiz orta açabileceğim, açabilirsem açacağım. Ulan var ya, açamadım. Dokunmaya çalıştım, Cengiz olmadı. Yandaş verdi pasını Cenk. Cenk'ten Cengiz. Cengiz bir dönüş. Cengiz bir şut gelmedi. Gelmedi. Ve arkadaşlar ancak 2-1 öndeyiz zaten. Güzel bir maç oldu. Ve bir kafa vuracağız bakalım. Ulan Ozan Kabak vur bakayım. Arkadaşlar Ozan Kabak topa vurdu. Ve maçı 2-1 kazandık arkadaşlar. O zaman çok mutlu oluyoruz. Gerçekten süper oldu arkadaşlar. Kadromuza doğru gidiyoruz. Kadromuzdan öneri isteyeceğim sizlerden. Hemen şu mücadele paketini açalım. Bu arada ödüller kısmına girelim. Hiç girmedik. Ne diyorum ben? Oha 200 puanın beceri geliştirici falan alınıyormuş. Güzel. Bir ara seçkin oyuncu falan alırız o zaman. Güzel olur, güzel. Hadi bakalım şöyle çıkalım abi. Milli güce girelim. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Bir tane orta saha, stoper, sağ bek, kaleci bir şey önerebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Burada videomuzun yavaştan o zaman sonuna geliyoruz. Kadromuz bu şekilde. Ve gol krallığının son durumu da ekranda arkadaşlar. Gol krallığının son durumunu videonun sonunda göstereceğimi zaten söylemiştim. Her videonun sonunda da zaten gösteriyorum. Bu videoda da göstermiş oldum arkadaşlar. Kadro öneri yapmayı unutmayın. Gol krallığını incelemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Şuradan abone olabilirsiniz. Yine sihirli çıkış yapıyoruz bu arada. O yüzden dikkatli olun. Şuradaki videolara da girebilirsiniz arkadaşlar. Oynatma listesi falan da vardır. Dikkatli olun, kulağınız acımasın abi. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve... Sii!